Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz 17. lem'ayı okuyoruz. 17. lem'anın 5. notası Avrupa ile alakalı. Burada tabii şunu özetlemekte fayda var. Yani biliyorsunuz İslam aleminde biraz önce de konuştuk. Yani Avrupa'ya ya dehşetli bir düşmanlık veyahut da aşırı bir düşkünlük. Ona Üstad Hazretleri Avrupa kâselistleri diyoruz. Yani böyle bir yapı var. Türkiye'de de var. Başka yerde de var. Ama Bediüzzaman Hazretleri ikisinin de doğru olmadığı kanaatinde Avrupa'yı ikiye ayırmak lazım diyor. Birisi başta diyor İslamiyet eski mukaddes dinlerden aldığı ilhamla insanoğlunun teknolojilerine ve müsbet ilimlerine kaynaklık eden Avrupa diyor. Bu Avrupa asla bizim düşmanımız da değil, muhalifimiz de değil yani. Bilakis beraber çalışmaya hazırız diyor. Çünkü adaleti temin ediyor. Hakka hizmet ediyor bunlar. Bunları okumuştuk. İkinci Avrupa ise diyor, işte o, tek gözlü Avrupa diyor. Yani dini unutan, felsefe gözlülüğüyle bakan Avrupa. Bu tamamen Allah'ı inkar eden, ahlaksız Avrupa. Ki bu Avrupa'dan Avrupalıların kendilerinin akıllı olanları da şikayetçi şu anda. Ve onu Bediüzzaman Hazretleri bu yolu, yani ikinci Avrupa'nın yolunun çıkmaz bir yol olduğunu ispat etti. Yani cehennemi bir hayat yaşadığını örnek verdik işte. Merak ederseniz gidin hapishanelerden, meyhanelerden, kabristandan sorun. Bakalım bu birinci Avrupa'yı yaşayanlar memnunlar mı diye. Şimdi biz ikinci yola geldik. O yolda Kur'an'ın yolu. İkinci yol ki insanoğluna açılan ikinci yol, Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. İnne hâzel Kur'an yehdî lilletî hiye akvan. Bu Kur'an en sağlam ve en doğru, en kısa yola insanlara hidayet ediyor diyor. Kur'an-ı Kerim öyle beyan ediyor. Hatırlarsanız biz bunu katalog misaliyle açıklıyoruz. Yani bir makinenin, bir bilgisayarın kataloğu olmadan çalıştıramadığınız gibi insan da ilahi bir makina, o ilahi makinenin kataloğu da Kur'an-ı Kerim. Çünkü ustası olan Allah onu yarattıktan sonra onun faydalı bir şekilde çalışabilmesi için katalog göndermiş. O katalogdaki kurallara göre hayatımızı tanzim edersek makine sağlam çalışacak. Yoksa da ya motoru yanacak anarşistler gibi ya bir parça kıracak uyuşturucu müptelaları ve alkolikler gibi vesaire vesaire. Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyle ki, görüyoruz ki, işte bura çok önemli. Görüyoruz ki, o yolun her menzilinde, bu var ya bu cümle, hepimiz için bir teselli kaynağı yani. Yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir cümlesi var. Bunu ben çok tekrar ediyorum. Diyor ki, hey efendi, görsen ki diyor havada oklar uçuşuyor. Zanneder misin ki o oklar, o ağaçtan yapılma oklar kendi kendine birbirine girip çıkıyor, çarpıyor. Her oku atan bir okçu vardır diyor. Aynen öyle de hadiseler, işte kar yağdı, fırtına esti. Hollandalılar zulmetti, değil mi? Müslümanlara diskriminasi, ayrımcılık yaptılar. Bunlar birer ok. Bu okları atan müsebbibül esbab. Onları da vesile ediyor. Bazıları oku atarak günah kazanıyor, bazıları sevap kazanıyor. Ama bu cümle çok önemli yani. Kur'an'ın hidayeti şunu gösteriyor. O yolun her menzilinde. Çocukken, hastayken, zenginken, fakirken, sıkıntıdayken, genişlikteyken. Evet. Her mekanında, kabirde, dünyada, ahirette, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri var. Neler onlar? Kiramen katibin başta. Yani adil bir sultanın çok istikametli askerleri kayıt tutuyorlar. Öyle mobese kamalarına benzemez. Ona anarşistler kırıyor. Kırabilir misin çevrendeki mükellekili? Yani çok sağlam. Her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Bu vefatın izahı. Vefat ne demek? Gezen melekler bazılarını terhis ediyor. Tabii hünit olmuş. Silahlarını, atlarını ve miliyle vazımatını.
Yani şu vücudumuz, şu sıhhatimiz, gözümüz, kulağımız, her şeyimiz Allah'ın bize hiçbir kudretimiz dahilinde olmadan ihsan ettiği devlet malıdır. Miri malı, hani askerden biliyorsun ayrılırken bütün elbiseni, silahını çıkarır bırakır gelirsin. Çünkü miri malı, devlet malı o. Bizim bu da öyle. Alıyorlar, onlara izin tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler, vefat edenler, çendan, gerçi o kadar güzel bir misal ki bu. Bunu söylemeden şunu söyleyeceğim. Allah selamet versin 40. hocam böyle çok güzel misal verir. Der ki, benim de yaşadım yani, biz de eski evimizi yıktık, yenisini yaptık. İnsan diyor yani şeyden, Erzurum'da falan, şeyden yani böyle kerpiçten yapılma evler vardır yani. Özellikle sıcak olsun diye, anlatabildim, kerpiçten yaparlar. Kerpiçten yapma diyor, 100 yıllık evin yıkılmış, her tarafı dökülüyor, yağmur yağıyor, içeri kar giriyor vesaire vesaire. İnsan diyor mükemmel bir villa yapıyor, o villaya taşınacak. Ne kadar diyor villaya taşınsa da eski annesiyle beraber işte ocak başında oturduğu günleri hatırlayarak o eski evini diyor yıkılırken seyrettiğinde ağlar diyor yani. Etkilenir yani. Şimdi aynen öyle de insan yaşlanınca dedesinden kalma eski eve benziyorum biz insanın vücudu. Şimdi benim dişim bir taraftan sancıyor. Anlatabildim, başım şeker yükseldiği zaman ağrıyor. Her taraftan bir artık şey çürümüş vücut yani. Muazzam bir ebedi vücut villaya taşınırken üzülmez insan yani. Sadece tabii yani insan şey yapar yani. Çok güzel de bir misal veriyor. Diyor ki beraber gezdik Süleymaniye Camisi'ni, bunu çok anlatıyorum. Ahmet Efendi, buyur hocam dedim. Dedi ki herhalde Allah dedi bu dünyanın kıyametini koparırken bu Süleymaniye'yi yıkmaz gibi geliyor bana dedi. Hani bir adam dedi eski evini yıktığı zaman içindeki bir kısım tarihi eserleri yeni eve taşır. Yani şeye yerleştirir ya, en güzel dolaba seyretmek için. Bu da dedemden kala tesbih diye. Yani hakikaten Süleymaniye'yi dedi, Selimiye'yi Cenab-ı Hak dedi dünyadan ahiret müzesine götürecek gibi geliyor. Ahmet Efendi dedi. Hakikaten öyle yani. Öyle olacak inşallah. Şimdi o cümle. O terhis olunan askerler, neferler, çendan gerçi ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından, hani vücut gidiyor, zahiren mahzun oluyorlar. Görünürde insan üzülüyor. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup çok seviniyor yani terhis edildiği için. Sultanın ziyaretine, asıl insan evine gidiyor. Askerden terhis olan adam, evet yani ayrıldığı için biraz üzülür ama üzüntüsü birse sevinci 99. Ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Burada bir misal daha vermek lazım. O da çok önemli. Geçen hafta şeyde West Medresesi'nde okuduk. Peygamberimizin mucizelerini okuyoruz biliyorsunuz. Mucizat Ahmediye Risalesi. İnşallah cumartesi günü akşam da orada okuyacağız o dersi. Çok ilginç yani. Ben çok hoşuma gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında tabii imamlığa gidemiyor camiye. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a benim yerime imamlığı sen yap diyor. Tabii bu hali gören, vefat edeceğini hisseden kızı Fatıma radıyallahu anha müthiş hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ama çok ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor kulağına, bir şeyler söylüyor. Başlıyor gülmeye, şakımaya. Diyorlar ki ya Fatıma ne oldu? Vefat ediyor sonra da Resulullah. Yahu diyor babam beni çağırdı kulağıma, dedik ey Fatıma üzülme. Benim ailemden ilk bana kavuşacak olan sensin. Tıpkı bu sevinç gibi yani. Çünkü asıl memlekete gidiş terhis oluyor da yani. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızası ile gelmiş iseniz göz ve baş üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Biliyorsunuz bir kahraman mücahit, onu üstad zikrediyor biliyorsunuz. Yani Resulullah Aleyhisselam gelip de canını almak istediği zaman kesinlikle alamazsın demiş. Atın üzerinde benim canımı al demiş. Ata binmiş orada vefat etmiş. Yani acemi nefer dedi üstadım bunları kastediyor yani. Bazen böyle. Ben anlattım belki, riya için değil ama bu. Babam
ölüm döşeğine gitti. Herkes ağlıyor başında. Birdenbire dirildi. Ayağa kalktı. Ya baba ne oldu sana? Vallahi Azra Aleyhisselam geldi evladım dedi. Dedim ki dedi ya aha Ahmet, aha Hasan, aha Cemile. Üçü de henüz tam Kur'an'ı halletmedi. Bunlara da terbiyesini vermeden benim canımı lütfen alma. Git bakın dedi komşulardan ölen var mı? Başkasına git dedim dedi. 10 dakika sonra duyduk ki komşumuz Takiye Bacı vefat etti. Yani bu latife gelebilir size. Ama yani böyle babam da acemi neferlerden biriydi yani. O bir vaka yani. Bunu bize anlattı ama bilemiyoruz mahiyetini. İspat da edemeyiz. Takiye Bacı gitti. Takiye Bacı gitti. Aynen öyle. Ben tek başımla kalsam, sizler binler dahi olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için. Burada üstad bu yani fevkalade nezaket içerisinde aslında şunu ifade ediyor. Emirsiz kainatta iş olmaz. Kimse ne can alır, ne ruh alabilir. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Onu söylemek istiyor yani. İş latife değil. Kendi nefsim için değil. Çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye korumak için size baş eğmeyeceğim. Size baş eğmeyeceğim. Münker Nekir sormuş. Men Rabbuke? İlim talebesine. Adamın hayatı ilimle geçmiş. Üstad naklediyor bunu. Yahu demiş bunu bilmeyecek ne var? Men mukaddem haber? Rabbuke de müpteda demiş yani. Münker Nekir gülerek ona Said defterine yazmışlar onu. Anlatabildim yani. Allah bizi de ne eylesin inşallah ya. Ne bileyim yani. İnşallah. İşte o ikinci yolda Kur'an'ın yolundaki medarı sürur ve saadet olan. Yani mutluluğa ve de sevince vesile olan binler ahvalden bu hal bir numune. Ölüm bir örnek. Sair ahvali diğer durumları sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında bütün doğumlar sevinç ve şenlikle tahşidat ve sevkiyat-ı askeriyedir. Her doğan varlık canlı askeri alınıyor demektir. Ne kadar güzel yani. Ve vefiyat namında ölümler de sürur ve muzikayla terhisat-ı askeriyeyi görünüyorlar. Vefatlar terhis olma. Ama doğumlar da askere alma. Askere alma. İşte Kur'an-ı Hakim beşere bu yolu hediye etmiştir. Nereden biliyoruz? Baştan başa Kur'an-ı Kerim yine Bediüzzaman'ın tabiriyle alemi ahiretin diyor mukaddes haritası. Çiziyor. Hayatın gayesini gösteriyor. Evet. Bu hediyeyi kim tam kabul etse böyle iki cihanın saadetine giden ikinci yoldan gider. Ne geçmiş şeyden mahzun ve ne de gelecek şeyden havf eder. Ben bir tek yer okuyacağım. Yine Kur'an-ı Kerim yok. İyi ki varmış hemen yoksa ceza. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu hadiseyle alakalı sayfalarca izahı var. Ama yani ben sadece bir yerden örnek vereceğim. Ne kadar rahatlatıyor insanı. Esas dizginin kimde olduğunu ne güzel anlatıyor yani. İnşallah erken bulurum. Diyor ki, bakınız. Evet, o da güzel de fakat ben ötekini arıyorum. Hepsi güzel yoksa. Güzel de kardeşim bulamıyorsun da. Subhanallah. O kadar tatlı ki yani. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُورٍ Eğer Allah sana bir zarar dokunduruyorsa فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Ondan başka o zararı bertaraf edecek kimse yok. Bu programı öğren bir defa. Yani وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ Eğer Cenab-ı Hak bir hayır isterse senin için biz böyle bakıyoruz kainata. فَلَا رَدَّ لِفَضِّهِ Onun ihsan edeceği fazl-ı ihsanını engelleyecek ve durduracak hiçbir güç yok. Yusibu bihi men yeşâ min ibadihi. Kullarından dilediğine o fazl-ı ihsanını verir. Ve huve gafurur rahim. Bura böyle. Başka bir yerde de, burada çok enteresan.
Diyor ki وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah Allah. İman etmeyenlere de ki ey şanlı peygamber اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ Gücünüz yettiği kadar istediğiniz işi yapın. اِنَّا عَمِلُونَ Biz de bize düşer vazife yapacağız. وَانْتَذِرُوا Bekleyin bakalım sonunuz ne olacak diye. اِنَّا مُنْتَذِرُونَ Biz de bekliyoruz. Bizim geleceğimiz garanti. Tam o. Yani iki yolun mukayesesi bunlar yani. Kaldı ki وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَلَا Göklerde ve yerde ne kadar bilmediğimiz, geleceğini tahmin edemediğimiz şey varsa hepsi Allah'ın elinde. Kaldı ki وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ Yani bütün meseleler ona dönecek. İstesen de istemesen de. Öyleyse ey şanlı peygamber. فَابُتُوا وَتُوَكَّلَ Ona kul ol, ona tevekkül et. Bu tabir çok hoşuma gidiyor. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Senin Rabbin, sizin ve düşmanlarınızın yaptıkları hiçbir şeyden gafil değil. Hepsini takip ediyoruz. Biliyorsun sureyi Amme suresinin devamında da Kiramen Katibini anlatıyor. Yani bir örnek okudum. Yüzlerce. Ulan bu cep telefonu çıktı, adet bozuldu. Ne dersin hürmeti kaldı, ne nezaketi kaldı. Yani bana imamın şeyini anlattırma kardeşim yani. Adapazarı'nda büyük camide dedim millet namazımızı tehlikeye sokuyor. Cep telefonlarını susturun. Cuma'nın ikinci, birinci rekatının secdesine yattık imamınki çalmaya başladı. O da mübarek sen de yani bırak da kapat gitsin. Ben de bakmayacağım bak. Öyle dedim ben de sözümü tutayım. Ey ikinci bozuk Avrupa, şimdi Avrupa'ya ders verecek. Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki. Şimdi Avrupa hayatında ortaya çıkan ve insanlığı perişan eden temel bazı kötü prensiplerden örnekler veriyor. En büyük melekten en küçük semeye, balığa kadar her zihayat kendi nefsine maliktir diyorsun. Ve kendi zatı için çalışır. Kendi lezzeti için çabalar. Başka bir gayesi yoktur diyorsun. Onun bir hayat hakkı var diyorsun. Gaye-i himmeti insanlardan ta gergedanlara kadar. Bütün varlıkların tek hedefi ve hedefi maksadı yaşamak. Ve bekasını temin etmektir diyorsun. Böyle iddia ediyorsun. Ve böyle yaşıyorsun. Böyle yaşıyorsun. Şimdi diyorsun. Halik-i Kerim'in kerem düsturlarından, sanki o kuru topraktan üzüm tulumbacıklarını çıkaran Allah'ın rahmeti değil de senin gücünmüş gibi. Ya sanki bize o elmaları, armutları, mandalinleri gönderen senin gücün ve kuvvetinmiş gibi. Allah'ın kerem düsturlarını unutuyorsun. Ve erkan-ı kainatta, kainatın temel rükünlerinde. Nedir kainatın temel rükünleri? Sayayım mesela. Bir cemadat. Cansız varlıklar, taş, kaya, toprak, iki, nebatat, bitkiler, üç, hayvanlar, dört, insanlar. En temel, tabii ki bunlara melekler, cinler vesaire, kainatın rükünleri. Biraz daha ileri giderseniz ecram-ı semaviye, semavi cisimler. Yani yıldızlar, aylar, güneşler vesaireler. Kemal-i itaatle, tam bir şekilde itaat edilen düsturu teadil var. Bu cümle çok önemli. Kainatta hiçbir şey kendi başına gücü yetemez. O misali unutmayınız. Unutmayınız. Nedir o misal? Çok önemli bir misaldir. Bir büyük Diyarbakır karpuzu. Ben biliyorsun bizim hanımı, kayınpederi, ailesini 35 kiloluk bir Diyarbakır karpuzuyla kandırdım. Yani. Öyle aldık hanımı. Şimdi hediye onu götürdüm. 35 kiloydu. Hiç unutmuyorum. Şimdi... O 35 kiloluk karpuzun bir tek çekirdeği oluşması için tüm 35 kilonun olması lazım. O küçücük çekirdek tüm karpuza bakıyor. Aynen öyle de mesela senin adın ne? Ahmet. Ahmet bir karpuz çekirdeği. Bunun olabilmesi için bütün dünya, güneş, ay ve bütün kainatın olması lazım. Tabir yerindeyse her bir hayat sahibi. Özellikle insan bir karpuz çekirdeği, bütün dünya ve kainat da onun karpuzu gibi.
böyle birbirine bağlı. Şimdi ona dikkat çekiyor. Yani kerem düsturlarında erkan-ı öyle bir dayanışma var ki yardımlaşma, kemal-i itaatle imtisal edilen düstur-ü teadinle yardımlaşma düsturu. Bediüzzaman burada belki açacak. Bütün diyor şeyler camit olanlar, cansızlar bitkilerin yardımına koşuyor. Bitkiler hayvanların yardımına koşuyor. Hayvanlar diğer gruplarla birlikte hepsi insana hizmet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim sureyi İsra'da da, sureyi Nahl'de de nasıl Cenab-ı Hakk'ın bunları musahhar ettiğine dair onlarca ayet-i kerime var. Evet. Şimdi misal veriyor. Diyor ki ve erkan-ı kainatta düstur-ü teadinle, karşılıklı yardımlaşma düsturuyla nebatat hayvanatın imdadına, bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun, sen o kanunun kendi gücümle onları kendime müsahhar ettim, emrinde çalıştırıyorum demek istiyorsun. Rahimane, fevkalade rahmet içinde, kerimane cilvelerini cida zannedip, hayat bir mücadeledir diyorlar ya, hayat bir mücadir, cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Yardımlaşmadır hayat. Mücadele değil. Mücadele değil. Acaba o düstur-u teadünün, o yardımlaşma düsturunun cilvesinden olan zerrat-ı taamiyenin harika bir misal bu. Hocam akşam yemeği yedin mi? Afiyet şeker olsun. Nerede bizim o yediğin yemekler hocam şimdi? Gidiyorum. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki sadece ağzından atıyorsun diyor. Gerisine karıştığın yok. 12 tane mutfaktan geçiyormuş. 12 tane mutfaktan geçiyormuş. Sırf öyle ağız değil. Ağız bir mutfakta gidiyor. Yani hocam Allah korusun. Kemiğe gidecek yerde ne diyorlar o kemiğe gidene? Kalsiyum. Kalsiyum. Ya göze gelsene olur hocam. Kör eder, kör. Niye gülüyorsun? Kör eder. Ya, müthiş bir şey yani. Yardımlaşma bak ne diyor. O düstur-u teavinin cilvesinden, yardımlaşma düsturu, zerrat-ı taamiye, yediğimiz yemeklerin her bir zerresi kemal-i şevkle nereye gideceğini biliyor. Tomtom da yok. Anlatabildim. Beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir. O koşma kelimesini en iyi anlamak için tavsiye ederim şeker hastası oldum. Elim ayağım titriyor hocam. Elim abi. Düşmek üzereyim. Ahmet kardeş hatırlar bir kere düştüm. O yemeği yiyince yani buralarda o hücrelerin koşuştuğunun seslerini hissediyorum. Koşuşturuyor yani. Nereye gittiğini hissediyorum yani böyle. Acele nerede ihtiyaç varsa koşuyor. Yani o tabiri boşu boşuna kullanmamış. Allah Allah. Nasıl bir çarpışmaktır? Çarpışmak diyebilir misin buna ya? Çarpışmak olsa göze gelir kemiğe gidecek olan vatandaş. Belki o imdat ve koşmak kerim, ikramı bol olan bir Rabbin emriyle bir taavündür, yardımlaşmadır. Subhanallah. Hem çürük bir esası da şu Avrupa'nın. Her şey kendi nefsine maliktir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, en çok iradesi güçlü olan insanın kendine ait işlerden %1'i ona bırakılmıştır diyor. O cüz'i iradesi. Nedir o? Yemeği ağzına atmak. Lütfen ayağa kalkın ve şey, tırnak kontrol yapacağım. Kalkma. Kesin 10 kişinin tırnağı uzundur. İyi ki elhamdülillah dün ben kestim. Bir tek tırnağı bırakmış bize. Anladın değil mi? Yani şimdi bir diş kontrolü yapsam en az yarınız dişten sırta kalır. Ben de dahil. İyi ki beynimizin temizliğini bırakmamış. Ya deseydik evin hidroforu gibi kalbin bakımı da size ait. 8 ton kan atıyormuş. Her gün. Nasıl bakacaktın sen? Şahin falan da yardıma gelemez. Yani felaket bir şey yani. Arkadaşlar bu Bediüzzaman Hazretleri kainat kitabına dikkat çekiyor biliyor musun? Vaka bu. Bize bıraktıklarını da hepsini imal ediyoruz. Ben şimdi hanım 15-20 gündür yok şimdi.
İyi ki misafir gelmiyor Allah'a şükür. Emre diyorum, sen benden tembelsin, ben senden tembel. Her taraf pislik içinde götürüyor. Hele bir de Kuddus isminin tecellisiyle gidin arkadaşlar, bu okyanusları seyredin, ormanları seyredin. Üstad diyor ki, beşerin elinin karıştığı işler hariç her tarafta güzellik ve temizlik. O aslan yavrularının o ceylan etini yedikten sonra birbirlerini temizleyişlerini nasıl hayranlıkla seyretmeyeceksin kardeşim? Yarım saat sonra tertemizler. Allah Allah. Her şey nasıl kendine maliktir diyeceksin. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki, işte bu. Tam buradaymış, ben lüzumsuz yere uzun konuşmuşum. Esbabın içinde, sebeplerin içinde en eşrefi, en şereflisi ve ihtiyar noktasında, irade noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek, yemek gibi en zahir efal ihtiyariyesinde, kendi iradesiyle açıktan açığa yaptığı bilinen işlerden, yüz cüzünden, yüz parçasından onun desti ihtiyarına, irade eline verilen ve iktidar dairesine giren yalnız meşkuk, o da şüpheli olan tek bir cüzdür. Bunu bile yapamıyoruz diyor. Böyle en zahir fiilin yüz cüz'ünden bir cüz'üne malik olmayan nasıl kendine maliktir denir? Böyle en şerefli bir ihtiyarı, iradesi, en geniş, bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten bir şeye sahip olup malik olmaktan eli bağlanmış bulunsa, sair hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir diyen hayvandan daha ziyade hayvan, ulaike kel en'am, belhum adam ve cemadattan, şuursuz ve akılsız şeylerden daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Tek gözle bakıyor. Sadece dünyevi sebepler noktasından bakıyor. Ama müsebbibül esbab noktasından bakamıyor. Yani harika ama menhus zekandır. Hiç faydası olmayan zekan. O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata isnat ettin. Mevhum tabiat. Burası çok enteresan bir tabir bu. Bu da çok güzel, 40. hocamın bir misali var. Ne demek mevhum? Bir defa mevhum, vehmedilen demek. Vehim de olmayana vücut rengi vermek demek. Benim hatırlarsınız arslan misalini. Vehmin en güzel izahı odur. Ona mugalata derler mantıkta. Yani ne demek? İşte meşhur kıyastır yani. Ha, şimdi duvarda bir aslan resmi var. Bu aslandır. Peki. Bu birinci mukaddime. İki, her aslan parçalar. O da ikinci mukaddime. Kübra diyoruz biz ona. Birinciye suğra diyoruz. Öyleyse bu da parçalar kaç? Bak bu vehim işte. Anladın, öyle değil yani. Anladın mı? Öyle tamamen mugalata bu. İkinci bir mesele, o da çok önemli. Ben de çünkü yaşadığım için korkak bir adamım. Ya bir adam, bir insanın ölüsünden mi korkmalı, dirisinden mi? Dirisinden. Ama buyurun gece vakti kabristandan geçin bakalım. Ulan mübarek adam köyün içinden geçerken korkun. Niye kabristandan korkuyorsunuz? Vehim işte. Vehim dediği bu. Tabiat da mevhumdur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mevhum. Harika bir tabir. Şimdi Allah uzun ömür versin. Yine 40. hocamdan bir misal zikredeceğim buna. Ne demek mevhum yani? Derdi ki Ahmet Efendi, tarif ettirelim şu talebelere. Onlar bizden iyi bilir. Tabiat nedir? Biz ezberlemişiz biyolojiden. Tabiat, canlı cansız varlıkların tamamına birden tabiat demiş. İtirazınız var mı? Yok. Şimdi doğa diyorlar. Kafaları boğulsun inşallah. Kelimeleri de perişan ettiler. Şimdi, peki güzel. Ula arkadaş diyor yani Erzurum üslubuyla 40. hocam. Yani şimdi bir mükemmel bir makine var. Bak hocam işte vücudu bir makine. Şimdi biz bunu anlatabildim mi? Taşlar mı yaptı desek daha akıllı davranmış oluruz, yoksa canlı bir varlık mı? Canlı varlık herhalde. Yani. Gaya yapamaz hocam yani. Nereden bu elini yapsın? Benim bir hocam vardı. Fatih Özberk'in amcası. Ulan bir gözü şeymiş. Naylonmuş. Biz ancak 30 sene sonra farkına vardık. Yani ama ne kadar güzel yapmışlar ama hiç görmüyor. Bir özelliği o.
Görmemek yani. İnsanoğlunun yaptığı en iyi göz o işte, görmemek. Şimdi hocam yaptı. Kim yaptı diyelim yani? Gaya mı? Yoksa canlı bir şey mi? Canlı bir şey yani. Çok özür dilerim hocam. Ya öküz mü yaptı diyelim yoksa insanlar mı yaptı diyelim? İnsanlar yaptı da. O da mübarek insanların yapamadığını da gördük. Adil hocamın bir gözünü yapmışlar, o da görmedi. Anlatabildim mi? Benim dişlerimin yarısını yapmışlar, duymuyor. Hiç hissi yok. Sadece işte çiğnemeye faydası oluyor yani. E peki, nerede bu tabiat? Bitti. Ayır teker teker. Bir defa yaratılan yaratan olamaz. Bul. Şunu kim yarattı? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o meşhur kendi kendisine olan muhasebesi. Evet. Çok tatlı bir ifade. Demek ki mevhum bir tabiata isnat ettin. Asarını, eserlerini esbaba verdin, sebeplere verdin. O Halık'ın malını batıl mabud olan tağutlara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya, düşmanlara karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Üstad bu delili her yerde kullanıyor. İnsanın iki büyük yarası var. Bu yaralardan biri düşmanları. Ve buna karşı ne oluşu? Aciz oluşu, aciz yarası. Şimdi geçen bizim üniversiteye bir virüs uğradı. Gözü de görünmüyor yani. Ha. Bizim çalışanların yarısını döktü. Nerede Abdullah? Dökülenlerden mi? Gelemedi herhalde orada. Hala he? Yok mu burada? Hala dökük. Hala dökük. Öyle. Hepsini döktü. Virüs ya. Öyle diyorum. En iyi güreşçi grip virüsüne güreşiyor. Tuş olmuş. Yani bu kadar aciziz yani. Düşmanımız çok. O kadar bizim rahatsız eden insanlar var mesela. Hiçbirine gücümüz yetmiyoruz. Aç. Birinci yara bu. Yani öyle bir kudret lazım ki ona dayanalım. Anlaşıldı değil mi? Ta ki dünyada istemediğimiz zulümler olmasın. Zalim izzetinde kalmasın. Mazlum da zilletinde kalmasın. Bunun, bu yarayı ne tedavi eder? Allah'a iman tedavi eder. Onun için imanı billah en büyük nokta istinadımız, dayanak noktamızdır. İkinci yaramız ne? Çok ihtiyacımız var. İnsan diyor bir deste gül istediği gibi baharı da ister. Baharı istediği gibi cenneti ister. Yavuz Sultan Selim'e demişler. Bakıyorsun. Bey padişaha biraz fazla gelir. İki padişaha da az gelir demiş. Doğru söylemiş. İnsanoğlu öyle. Ama buna karşı müthiş fakirsin. İhtiyaçlar nihayetsiz. Anlatabildim. Anlattım da ben Vahdet abinin arkadaşı vardı. Erzurumlu Yılmaz kardeş. İsparta Mevlidine gittik. Beyşehir Gölü'nün yanında bir koyun kesmişler. İçini de harika bir pirinçle doldurmuşlar. Gel de yeme. Yanında da gölde buz gibi soğumuş karpuz. Afiyet olsun yani hakikaten. Yiyoruz başladık yeme. Dedi ya ben dünyayı sevmiyorum. Niye dedi? Çok zahmet. Koyun yiyeceksin, elini dedi yağlayacaksın, kemiği alacaksın, ısıracaksın, dişleyeceksin. Öteki taraftan da sonradan yine karpuz yiyeceksin, onu da keseceksin falan. Ben cennet istiyorum kardeşim. Öyle. İnsanın yani isteği bitmiyor, anladın değil mi? İsteği bitmiyor. O da buna karşı fakir. Hangisini yapabiliyoruz? Hangi istediğimizi yerine getirebiliyoruz? Fakir. Bu fakirini doyuracak tek bir yol var diyor. O da nokta istimdat. Nedir o? Ahirette. Ahirette çünkü hepsi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, değil mi? Ne diyor? Ne göz görmüş, ya. Ne kulak işitmiş. Yani, ma la aynun ra'at, ve la udunun semi'at, ve la hatara ala kalbi beşer. Ne göz görmüş, ne kulak duymuş. Ne de kalbi beşere hutur etmiş. Cennet nasıldır diyorlar, böyle tarif. Allah Allah. Önemli bir düstur bu. Demek ki tek başıyla hadsiz düşmanlara karşı mukavemet etmek, nihayetsiz ihtiyaçların tahsiline çabalamak lazım geliyor. Zerre gibi bir iktidar. Elinde sermaye yok. İnce tel gibi bir ihtiyar. Zail, geçici, lem'a gibi bir şuur. Çabuk söner, şule gibi bir hayat. O da çok tatlı bir cümle bu. Yani biz
Işıldı, ışıldama. Yusuf kardeş, yaşın kaç oldu? 62. Öyle mi ya? Sen benden yaşlısın ya. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a sormuşlar. Dünyayı nasıl buldun bu ömrü? Demiş, iki kapılı çadır gibi birinden girdim, birinden çıkmadım. 950 sene peygamberlik yapmış. Yani o kesin. Kur'an-ı Kerim diyor çünkü onu. Ama ömrü ne kadar onu bilmiyoruz. 1250 falan diyorlar. Çabuk geçer dakika gibi bir ömürle o hadsiz adaya, düşmanlara ve ihtiyaçlara karşı dayanmaya meşbur oluyor. Ahirete iman olmazsa, Allah'a iman olmazsa. Halbuki o biçarezi hayatın sermayesi binler mahluklarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman kimden yardım dilesin? Sağır, kör sebeplerden başka derdine derman beklemiyor. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ Kafirler bir şey çağırsalar da boşu boşuna sapıklıktan başka bir şey değil. İsteklerine cevap gelmiyor. Ben anlatmışımdır. İstanbul Hukuk'ta okurken Ebubekir abimde kalıyordum. Cami lojmanının yanında 79 yaşında Kıbrıslı bir kadın ihtiyar kalıyordu. İmansız birisiydi. Öyle perişan oldu ki yani. Artık mahalle gece vakti bağırtısından şikayet ettiler. Darül Aceze'ye götürdüler yani. O imansızlık onu çıldırttı ömrünün sonunda. Tam bu işte. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ Sırrına mazhar oluyor. Senin karanlıklı dehan Avrupa'ya diyor. Bu ikinci Avrupa. Nevi beşerin, insanoğlunun gündüzünü geceye kaybetmiş. Bütün maddi imkanlara rağmen aile huzuru yok. Yine söyleyeyim, bu sene yapılan kamuoyu yoklaması Ahmet kardeş okudu. 100 Hollandalı çocuktan 43'ü veledi zina olarak doğuyor. Yanlış duymadınız. Ukrayna mıydı %67? Beyaz Rusya'da ülke. Belarus. %67 çocuk veledi zina. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü, zulmetli geceye ısındırmak için yalancı muvakkat lambalar. Nedir o muvakkat lambalar? Sinema, tiyatro, bale, disco. Tenvir ettin. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne görünür de tebessüm ediyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane ahmakça gülmesine o ışıklar müstehsiyane gülüp eğleniyorlar. Geçen moralim bozuktu cuma günü gece. Dedi ki Ertuğrul Bey, hocam gidelim sana bir kahve içireyim bir yerde. Götürdü beni, New York otel varmış. Ben hiç görmemişim merkezde. Orada oranın şeyine götür, kafesine götürdü. Dedim ya burada yarım saat kalırsak ben intihar ederim. Ne rezalet bu. Tam üstadın dediği bu yani. Böyle yapmacık gülümsemeler, her türlü ahlaksızlık. Her bir zihayat senin şakitlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musibetsededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Genel bir yas evi. Anlatabildim mi? Çünkü ölen daha dönmüyor. Senin küfrüne göre diyor. Dünyadaki sadalar, bağırmalar, çağırmalar ölümlerden, elemlerden gelen vaveylalardır. Senden tam ders alan şakirdin, yani Avrupalı, tam bir bozuk Avrupa'nın talebesi bir firavun gibidir. Fakat en hasis şeye ibadet eden, menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden alçak bir firavundur. Hakikaten öyle. Bir firavunu zelildir. Hollandalıları tarif ediyor bana göre. Görünürde kaba, kibirliler ama bir menfaatleri olsun köpek gibiler. Aynen öyle. Hem hepsini değil tabii. Genelleme yapmak doğru değil. Hem senin şakirtlerin mütemerritçi, inatçı görünürler. Fakat bir lezzeti için nihayetle zilleti kabul eden miskin bir mütemerritçidir. Mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır, zalimdirler. Fakat kalbinde bir nokta istinattır. Dayanak noktası bulunmadığı için zatında gayet aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. Kendini satmaya çalışan bir gösteriş cebbar-ı zalimi. Hırt dedi mi korkuyoruz. Allah Allah. Çok enteresan ya. O şakirdin
senin yetiştirdiğin bu ikinci Avrupa, onun gayeyim, bütün hedefi hevesat-ı nefsiyeyi tatmin. Nefsinin heves ve arzularını tatmin etmektir. Ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaati nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir destastır. Ergenekoncuların tamamı, dikkat edin, milliyetçi görünüyorlar. Hepsi tezgahını kurmuş, Türkiye'nin bütün gelirlerini yutmuşlar. Dikkat ediyor musunuz? Ya, enteresan bir şey yani. Yani milliyetçilik, hamiyet, benzeri duygular altında kendi menfaatini, her şeyi nefsine feda ediyor. İşte Avrupa'nın medeniyetiyle yetişen, o olumsuz Avrupa'nın doğurduğu meyveler bunlar. Ya bir Müslüman, ama Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abdir, Allah'ın kuludur. Hani biz diyoruz ya, diyor ki insanlar hürdür ama Abdullah'tır. Doğru, hürüz ama Allah'ın kuluyuz. Fakat kul gibi görünüyoruz ama azam-ı mahlukata karşı da ubudiyete tenezzül etmeyiz. Herkese kul olmaktansa bir tek Allah. Evet. En büyük mahluklara karşı da tenezzül etmeyiz. Aman ya Rabbi, Hazreti Ebu Bekir, ya Rab, benim diyor vücudum öyle büyük ki ümmeti Muhammed'e cehennemde yer kalmasın diyor. Şu anlayışa bak ya. İşte bu cümle. Cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati gaye-i ubudiyet yapmaz, aziz bir kuldur. Üstad diyor ya, gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu, değil mi? Karşımda bir yangın var, içimde evladım yanıyor, imanım yanıyor. Hem Kur'an'ın talebesi Halim Selim'dir. Fakat Fatır-ı Zülcelal'inden onu yoktan var eden celal sahibi Allah'tan başkasına onun izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez, bir halimi âli himmettir. Himmeti yüksek bir hilim sahibidir. Hem bir Müslüman Kur'an'ın talebesi fakirdir. Bütün eski alimler yekulul muftakiru el hakir ilallah diyor. Allah'a karşı fakirdir. Onu da yanlış anlıyorlar. El fakru fakri hadisinin manası da budur. Yani ben Allah'ın lütfuna, ihsanına ve fazlına karşı fakirim. Yoksa anladığımız manada fakirlik değil bu. Elbette ki. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona ileride iddihar ettiği, depoladığı ki cennet mükafatı, mükafat ile bir fakir müstahniyedir. Her şeyden uzak duran, istina eden bir şerefli fakirdir. Hem Kur'an'ın talebesi zayıftır. Çünkü Allah'ın kudreti karşısında kudretli yoktur. Fakat kudreti nihayetsiz olan Seyyidinin kuvvetine istinad eden bir zayıf-ı kavi, kuvvetli bir zayıftır ki Kur'an hakiki bir şakirdine ebedi cenneti bile gaye-i maksat yaptırmadığı halde bu zail, geçici, fani dünyayı ona gaye-i maksat hiç yapar. İşte iki şakirdi. Biri bozuk Avrupa'nın talebesi, biri de Kur'an'ın talebesi. Bu iki talebenin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem son, burayı bitirelim değil mi? Felsefe-i Sakime'nin, hasta felsefenin şakitleriyle Kur'an-ı Hakim'in tilmizlerinin, talebelerinin hamiyetkarlık ve fedakarlıklarını bununla muvazene edebilirsiniz. Bu da çok önemli. Milletine nasıl bağlı? Benim halamın oğlu Kıbrıs gazisi. Anlatabildim? Ve şey, o beş parmak dağlarına çıkan ekipten, inen ekipten. Diyor ki hocam, bizi indirdiler. Biz diyor tabii mağaralardan ateş geliyor. Birisini diyor öldürdük, girdik içeriye. Adamlar diyor buzdolabı var o mağarada. Anladın değil mi? Her türlü meyveleri var, içecekleri var. Adamların şeyinde de o zamanın şartlarında en iyi otomatik tüfekleri var diyor. Bizzat yani şu anda yaşıyor. Benim yaşadığım durumda bir adam. Yani Recep Efendi. Adam diyor kaçmaması için o şeyden ayağıyla bağlamışlar diyor şeye. Askeri. Yani niye bağlamasınlar ki? Adam öldükten sonra Kıbrıs tümüyle Rumların olmuş, ne manası var? Ama bizimki öyle değil ki.
Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyorsun. Ötekinin ölse de kalsa da, yazısı da turası da ikisi de pislik. Bunu diyor bizzat ben gözümle anlattım ama. Yani hiç hala yine geçen gitti ve oğlunu işe bırakmak için gelmişti. Anlat şu hadiseyi de dinlesinler dedim. Aynen öyle. Şimdi Bediüzzaman onu mukayese edecek. Bakalım Kur'an'ın talebesi vatanına milletine nasıl bağlı oluyor? Hamiyeti nasıl? Fedakarlığı nasıl? Onun için ben meşhur bir sözü söylüyorum yani. Ya işte namaz kılmıyor, dindar değil ama çok dürüst bir arkadaş. Ulan Allah'a dürüst olmayandan dürüstlük bekleme. Boşu boşuna yanlış yapma. Allah'a hain bu adam. Bir gün sana da hainlik kolay yapar. Felsefenin şakirdi. Avrupa'nın bu bozuk kısmı. Kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. Gerçi Kayserililer için söylüyor ama doğru değil. Avrupalılar için geçer. Yani eşeğini boyar babasına satar. Vaka öyle. Şimdi Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki, gökler ve yerdeki umum salih ibadı, bütün salih kulları kendine kardeş telakki ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder. Onların saadetleri ve mutluluklarıyla mesul oluyor. Ve ruhunda şiddetli bir alakayı onlara karşı hisseder. Ben hep anlatıyorum ya 12. sözü anlatırken. Yani bizim Ali Bey'in Hollanda'daki lisan eğitimi. Goethe Enstitüsü'ne diyor Almanca öğrenmeye geldim. Bizim bir abimiz var. Ev taşıdık bir bloktan diğer bloka. Öteki bloktaki 55 yaşındaki bir Alman kadın diyor. Bir baktım elinde bir tabak. Biz de acıkmışız. Yani dedim ki diyor yemek getirdi. Ve diyor her Ali. Her demek bay demek. Ondan sonra buyurun dedi diyor çok yoruldunuz acıktınız yiyin çarşıya çıkınca satın alır iade edersiniz dedi. Baktım ki diyor 5 tane çilek. Vay vay vay. Evet. Vaka. Hiç unutmuyorum. Bizim meslektaşım var Mehmet Akif Aydın. Hocam diyor ben 1 sene mi 2 sene mi daha fazla mı Paris'te kaldım. Rezalet yani anlatmıyor. En bedevi dedikleri diyor Mısır'da kaldım 1 sene. Ve diyor kötü tosbağa var ya tosbağa vardı bir zaman Volkswagen diye araba. Arabamız da bozuldu sonra rezil kepaz oldu. Çoluk çocukla Sina Yarımadası'nı geçtik diyor. O vahşi dedikleri köylülerin bize desteğini bir görseydiniz diyor yani. Orada İslamiyet'in yüceliğine diyor yeniden kanaat getirdim diyor ya. İman başka şey yani. Bakın hem ruhunda en büyük şey olan arş ve şemsi güneşi ve ayı müsakkar birer memur. Kur'an ayeti biliyorsunuz. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Allah diyor, ya ayı ve güneşi vazifelerinde daim, hizmetlerinde kaim olarak emrinize müsakkar etmiş. Kendi gibi bir at, kul, bir mahluk telakki eder. Halbuki Avrupalı filozofların bir kısmı onu tanrı kabul etmiş ve tapmış. Hem iki şakirdin ulviyet ve inbisat ruhlarını, ruhlarının yüceliği ve ne kadar vizyon genişliğine sahip olduklarını bundan kıyas etti ki Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat, genişleme, vizyon genişliği ve ulviyet, yücelik verir ki 99 taneli tesbihe bedel, 99 esma-i ilahiyenin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakitlerin ellerine verir. Ne demek bu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainat ve murakkebatiha demek. Amin. Ey Allah'ım, Habibin ve Resulü Hazreti Mede şu kainattaki zerreler, atomlar ve o zerrelerden meydana gelen bütün varlıklar ve mevcutlar sayısınca salatu selam eyle. Amin. Müthiş bir şey ya. Bunu kastediyor ya. Kainat elinde bir top gibi. Allah Allah. Evraklarınızı bununla okuyunuz deriz. İşte Kur'an'ın talebelerinden olan Şah-ı Geylani, Ahmet Rufai Hazretleri, İmam-ı Hasan Şazeli, radıyallahu anhüm gibi şakitleri, virtlerini okudukları vakit git dinle. Git dinle. Bak,
ellerinde bütün dünyada ve kainattaki zerreler silsilesini ele alıyor. Katarat adetlerini. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi bi'adedi kataratil emtar. Yağmurların damlaları sayısınca. Ve ve emvacil bihar. Denizlerdeki dalgalar sayısınca. Ve ni'ametil etiyar. Ulan keşeli meşhur tesbihatı oku yeter, daha fazlasına gerek yok. Kuşların cıvıldaşmaları sayısınca. Ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını. Bu da var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve nüsebbihuke ya Allah bi adedi enfasil halaik. Şu dünyadaki yarattığın bütün varlıkların aldıkları nefesleri sayısınca. Tutmuşlar, onunla evratlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. Eğer bunların örneklerini görmek isteyenler varsa, Ahmet Gümüşhanevi Hazretlerinin, değil mi, Mecmuatül Ahzab'ını okusun veya Cevşenül Kebir'in tamamını okusunlar. İşte Kur'an-ı Mevzül Beyan'ın mucizane terbiyesine bak ki, nasıl Edna en küçük bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleyen, küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan, Kur'an'ın terbiyesiyle ne kadar teali ediyor, yükseliyor. Ne derece letaifi imbisat edip latifeleri açılıyor, vizyonu genişliyor. Koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor. Cenneti zikir ve virdine gaye olmakta az görüyor. Onun için çok enteresan. Allahümme vaffikna lalil cennet. لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى Ya Rab, sen neyi seviyor ve neyden razı oluyorsan onlarda muvaffak eyle bizi diyor. Cennete muvaffak et diye dua yok. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ da var. E olur, adalık olacak. Kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde, nihayet tevazu cem ediyor. Felsefe şakitlerinin buna nispeten ne derece pest, çok basit, aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. Allah şahit, bizim bir komşumuz vardı, burada yaşadık bunu. Babası gelmiş içeride dışarıda geziyor. Sonradan öğrendik ki haber vermemişler, yemek saatinde gelmişler, dışarıda gez, yemeği bitirelim alalım demişti. Yanlış duymadınız mı? Önce anlatıyorlardı, sonra yaşadık biz bunu. Felsefe şakitlerinin, ya işte felsefeyi sakime-i Avrupa'yı'dan, Avrupa'nın hasta felsefesinden yekçeşim, tek gözlü olan dehasının, bizde de var biliyorsun bir tek göz. Türkiye'ye de geldi ama elhamdülillah izleri siliniyor şimdi. Yanlış gördüğü hakikatleri iki cihana bakan, gayb aşina, sırf dünyaya bakmayan, gaybı da gören, ahiretten de haberdar olan, parlak iki gözüyle iki aleme nazar eden, beşer için iki saadete, iki eliyle saadeti dareyin diyoruz. İki dünya saadeti. İşaret eden hidayi Kur'ani. Kur'an'ın hidayeti şöyle diyor. Bu birkaç ayetin özetidir. Ey insan, senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. O emanetin maliki her şeye kadir. Her şeyi bilir. Bir rahimi kerimdir. Bir tanesini okuyalım. Bir ayet okumadan nasıl geçeceğiz? Gerçi İdris, gerçi bizim Recep kardeş ters ters bakıyor. Hocam yeter bu kadar uzattın diyor ama dese de ben şey yapacağım. Yani hakikaten okuyacağım. Ne olur sanki dövmeye kalkışlarsa biz de hoş o adam. Yani müthiş bir şey ya. Hakikaten yani. İnne rabbekumullahu lezi halakas semavati vel arda fi siddeti eyyam. Sizi terbiye eden Rabbiniz gökleri ve yeri altı safhada yaratan Allah. Sonra saltanat-ı rububiyetine oturan Allah. Yütebbirul emr. Kainattaki bütün işleri o tedbir ediyor. Mâ min şefi'in illâ min ba'di idni. Size ne toprak, ne meyve, ne ağaç, ne hayvan, ne peygamber. Kimse yardımcı olamaz onun izni olmadan. Böyle devam ediyor. Şeyde de, tabii yanlış yer okuduk. Artık böyle ayıp olmasın diye devam ettik yani. Ama zararı yok. Zararı yok.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Bu cümle esas. Ama nereden okusam Kur'an-ı Kerim'i lezzetli kardeşim, niye gülüyorsun? Hepsi doğruydu yani. Okuduklarımda bir ters mi vardı? Yeryüzünde debelenen, hareket eden ne varsa hepsinin rızkı da her şey de Allah'a ait. Ey Mehmet kardeşim, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. O yeryüzünde dolaşan her varlığın nerede son durakta duracağını Allah biliyor. وَمُسْتَوْدَعَهَا. Nerede gömüleceğini de biliyor. Ya o bir güzel manavda harika bir üzüm gördüm. Belli ki benim iştahım çekti. Ha, üzüm gördüm. O üzüm tanelerinin Ahmet'in mi Mehmet'in mi midesine gideceğini de biliyor. Burada oturan gençlerin, yaşlıların nerede vefat edip ruhunu teslim edeceğini de biliyor. Mümin böyle bakıyor. Kullun fi kitab-ı mubin. Tüm bunlar Cenab-ı Hakk'ın kitab-ı mübin olan levh-i mahfuzunda veya kainat kitabında mevcut. Ya hakikaten müthiş bir ders yani bu. Evet, nerede kaldık? Kaldık, geldik yani. Sen, demek o senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Bu da ayet biliyorsunuz. Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin. Onun namıyla çalış, onun hesabıyla amel et. Odur ki mühtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor. Huvellezî yerzukukum. Allah. Ve senin takatinin yetmediği şeylerden seni muhafaza ediyor. Peygamber'e hitaben. Vallahu yasimuke minen nas. Merak etme. İnsanlardan gelecek musibetlere karşı Allah seni korur. Senin şu hayatının gayesi, neticesi o Malik'in isimlerine ve şuunatına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği zaman de inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani ben Malik'imin hizmetindeyim. Ey musibet efendi, eğer onun izin ve rızasıyla geldiysen merhaba, hoş geldin, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve ileyhil masir. Onun huzuruna gideceğiz ve ileyhi tuhşarun. Ve ona müştakız. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden, hakikaten ben bu ara bunu çok istiyorum yani, yoruldum artık, hastayım da. Diyorum ya Rabbi, hayırlıysa artık beni yanına al. Bu duayı yapmaya başladım yani. Evet, madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden, zorluklarından, sıkıntılarından azat edecek bizi. O azat etme kabul ediyor ölümü. Haydi ey musibet, o terhis ve azat etmek senin elinde olsun. Razıyım. Eğer benim emanet muhafazasında ve vazife perverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş, fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa, babamın komşuya gönderdiği gibi, benim takatim yettikçe emin olmayana Malikimin emanetini teslim etmemdir. İşte binden bir numune olarak felsefenin dehasının ve Kur'an'ın hüdasının. Kur'an'ın hidayeti, felsefenin dehası. Bu ikisinin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikati hali sabıkan, yukarıda beyan edilen tarzıyla gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Bunu açıklıyor. Demek dalalette de hidayette de peygamberin hidayetiyle Abdülkadir Geylani'nin Rıza abininkiyle Akgünz'ünki bir olmaz. Yani onlar yüksek, biz pay alırsak ne âlâ. Gafletin mertebeleri muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derece iptali hissetmiş ki gaflet, bu elim elemin acısını, aslında küfürden gelen bu acıyı ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle, yani ilim hassasiyeti arttı. Artık ileriye yönelik keşifler yapılıyor. Her günde 30 bin cenazeyi gösteren ölümün ikazlarıyla o gaflet perdesi perdeleniyor, parçalanıyor. Ecnebilerin tağutlarıyla ve fünun-u tabiyyeleriyle, güya işte müsbet bilimleriyle dalalete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefret olsun, teessüfler olsun.
Ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Hele hele dinde. Aya acaba Avrupa'nın sizi ettikleri hadsiz zulüm ve adaletten ve düşmanlıktan sonra tam senin sorunun cevabı. Hangi akıl ile onların sefahet, gayrimeşru hayat ve batıl fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok, Avrupa'yı sefihane taklit edenler, o gayrimeşru hayatta onları takip edenler ittiba değil. Belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, uyanınız ki, siz ahlaksızcasına onlara ittiba edip uydukça hamiyet davasında ben devletimi, vatanımı koruyorum şeklindeki laflarda yalancılık ediyorsunuz. Çünkü bu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır. Siz kendi milliyetinizi hafife almış oluyorsunuz ve millete bir istihsa dalga geçmektir. Hedanallahu ve iyyakum ile sıratil müstakim. Bi hurmeti ismikel a'zam ve rasulikel ekram ve furkanikel ahkam ve bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.